Efendim öncelikle selam ederim, gözlerinizden öperim. Bugün sizlere Türkiye genelinde hava durumunu izah etmeye çalışacağım. Efendim Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı veya az bulutlu bile. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, efendime söyleyeyim Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yer almak üzere sağanak ve kök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin evli az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Efendim yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Aman ha Artvin tarafı biliyorsunuz selle mücadele ediyor. Aman toprağım kardeşlerim dikkat edin. Can kolay kazanılmaya dikkat edin. Uşak kolay kolay büyütülmeyin. Dikkat edelim lütfen. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Efendim hava sıcaklığı önemli bir değişiklik olmayacağı güney kesimlerde mevsim normallerinin az üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor efendim. Rüzgar var mı? Rüzgar genellikle kuzeyli havle Akdeniz kıyıları ile doğu gök güneydoğunun Anadolu'ya güney ve batı yönlerinin hafif arası havle orta kuvvetli kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında. Kuzeyli yönlerden Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli havle 40-60 km/s ve yer yer kısa süreli olarak fırtına 60-70 km/s şeklinde esmesi bekleniyor efendim. Uyarılar olarak da kuvvetli yağış uyarıları, yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerine yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor efendim. Tabii ki kuvvetli rüzgar uyarısı, rüzgarın kıyı Ege ve Marmara'nın güney batısında kuzeyli yönlerden Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, güneydoğu, habire Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli 40-60 km/s ve yer yer kısa süreli olarak fırtına 60-70 km/s şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı aman ha dikkat edin bu arada koronadan da tedbirlerinizi alın abi maskenizi peçenizi ne varsa evde kullanabileceğiniz alın onları takın yani mesafeye de dikkat edin unutmayalım. Efendim bölgelerimizde hava Marmara az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Burada öyle yazay. Rüzgarın Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuzeydoğudan kuvvetli 40-60 km/s olarak esmesi bekleniyor. Yani yağmur, kar, dolu, güneş, bulut vesaire vesaire. Efendim Edirne'den başlayalım. Edirne 35 dereceyi gösteriyor. Az bulutlu ve açık. İstanbul 31 dereceyi gösteriyor. Az bulutlu ve açık seyredecek. Kırklareli 33 derece. Aynı az bulutlu, açık. Ya bunlar hep belli, birbirine yakın yani. Kocaeli 30 derece. Az bulutlu, açık. Ege'ye geçelim. Efendim az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar kıyı Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli 40-60 km/s olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar. Aa ne kadar uzun bir isim. Afyonkarahisar 31 dereceyi gösterecek. Az bulutlu ve açık. İzmir'i geçelim. İzmir'de 36 derece az bulutlu ve açık. Yanay İzmir. Manisa. Manisa'da yanay 37 derece. Burada öyle yazayım. Az bulutlu ve açık. Muğla 38 derece efendim. Az bulutlu ve açık. Akdeniz'e geçelim. Az bulutlu ve açık. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36 derece. Antalya 34 derece. Az bulutlu ve açık. Aynı devam ediyor. Hatay 34 derece. Isparta 34 derece. İç Anadolu'ya geçelim efendim. Az bulutlu ve açık. Kuzey kesimlerine parçalı ve çok bulutlu. Çankırı çevrelerinin yer almak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ona göre dikkat edin. Sağanak yağmura dikkat edin efendim. Sel olabilir. Dikkat edin. Ankara 31 derece dedik, Çankırı 33 derece, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yerel olmak üzere sağanak ve kök gürültülü, sağanak yağışlı olacak.
Eskişehir 30 derece, öyle yazayım, yanlış söylemeyeyim. Az bulutlu ve açık. Konya 33 derece olacak efendim. Batı Karadeniz'e geçiyoruz. Barçalı ve yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu'nun güneydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve kök yürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 25 derece, Kastamonu 29 derece, Sinop 26 derece, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, bizim o taraflara geçiyoruz. Parçalı ve çok bulutlu Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve kök yürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimine yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor efendim. Rüzgarın öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerine güneybatıdan kuvvetli 40 ve 60 km saat ve yer yer kısa süreli olarak fırtına. Trabzonspor gibi böyle. Esemedik ama kürleyeceğiz yavaş yavaş. 60-70 km saat şeklinde esmesi bekleniyor. Geçiyoruz illerimize. Amasya 33 derece, Rize 26 derece, Samsun 28 derece. Uy, geldik bizim oraya. Trabzon 27 derece. Niye 61 değil derecesi? Çünkü çok sıcak olur, yanarık. Zaten yanarık, bir kupayı alamadık ya. Önümüze ne engeller koydular ya. Konuşmadan edemeyeceğim. Neyse, konuşmayalım. Doğu Anadolu parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu Elazığ, Tunceli. Bingöl çevreleriyle Malatya'nın kuzey illerine yerel olmak üzere sağanak ve kök yürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar bölgenin güney batısı Erzurum, Muş, Bitlis çevrelerinde güney batıdan kuvvetli 40-60 km abi gelir. Saat yer yer kısa süreli fırtına 60-70 km saat gibi esmesi bekleniyor. Öyle yazıyor, oraya yalancısıyım. Erzurum 30 derece, Kars 31 derece, Malatya 36 derece, Van 30 derece efendim. Güneydoğu Anadolu geçelim. Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey kesimlerinde güneybatıdan kuvvetli 40-60 km saat ve yer yer kısa süreli olarak fırtına 60-70 km saat şeklinde esmesi bekleniyor diyorlar efendim. Burada öyle yazıyor, oraya yalancısıyım. Doğru ama. Diyarbakır 40 derece, Gaziantep 40 derece, Siirt 39 derece, Şanlıurfa 43 derece. Bir de denizlerden bahsedelim. Denizlerde hava Orta ve Güney Ege'nin fırtınası, rüzgarı bekleniyor efendim. Karadeniz hava durumu parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve kök yürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5-20-40 km saat şeklinde, dalga 1.0 ila 2.0 görüş iyi diyorlar. Marmara İşte o da 3 ila 20-40 km saat şeklinde, dalga 0.5 ila, bunları bilmiyorum. İşte öyle hava güzel. İşte Marmara, Ege, Akdeniz, bunun denizler güzel yani. Van Gölü işte o da güzel, öyle gözüküyor. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İllerimizden, Türkiye genelinden hava durumunu sizlerle paylaştım. İşte böyle bir eğlenceli bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Zaman zaman size hava durumundan, haberlerden, efendim spor haberlerinden bir şeyler, şarkı, türkü bir şeyler yapacağım bakalım. Kanalıma abone olun, like atın, yorum atın. İşte destek olun yani, bir şey edin yani. Kendinize iyi bakın, sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.